Bir kere yapan her satımı bir defa yapıyoruz. Dostumuz yaptığı koordinasyon, sprint, modulation, sprint ve burada bekliyoruz. And then you wait here. Aynen. Okay. Okay. Önce bir kez yapalım. Hareketleri göstereceğim. Example, look. Buradan başlayayım. Hazır. 3. Şimdi sezon daha başlangıcıyız. Yani uzun bir maraton. 40 tane maç oynayacağız, 38 tane maç oynayacağız. Biz hataları bireysel olarak yemiş olabiliriz ama biz golleri takım olarak yiyoruz. Nasıl takım olarak da atıyorsak takım olarak yiyoruz. Burada herkesin sorumluluğu var. Hatalarımızı hocamızla konuşuyoruz. Toplantı yaptık. Bunları en az seviyeye getirmeye çalışacağız. İnşallah bunu bu maçta yansıtacağız. Yani. Tabii ki Beşiktaş çok güzel zaman geçirdim diye yani bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene boyunca çok güzel zaman geçirdim, şampiyon oldum. Ama tabii ki bu maçta da sadece 3 puan var. Biz takım olarak o 3 puanı almaya çalışacağız. Rakibimiz kim olursa olsun. Şu an Türkiye'de hiçbir hoca takım hazır diye diyemez. Biliyorsunuz Türkiye'de genelde bir milli ara giriyor araya. Bir de transferler kolay olmuyor kulüpler içinde. Hele ki bu pandemi şartlarında. Finansal olarak da kolay değil. Ama kulübümüz bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Ama biz oyuncu grubu olarak kim geliyor, kim gidiyor diye fazla bakmıyoruz. Yani gelen oyuncu bize katkı sağlasın. Biz de ona yardımcı oluruz. Çünkü bu iş kolektif olarak sadece oluyor. Birbirimize destek olmamız lazım. Bireysel bir spor değil. Bizim takımımız daha güçlü olacak. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Taraftar şimdi bu işin en büyük, en güzel parçası. Çok özledik. En son ne zaman taraftarla oynadık hatırlamıyorum bile. 1,5 sene oldu. Onlar zaten bu pandemi döneminde de bize desteklerini eskilemediler. Elinden geleni yaptılar. Buraya geldiler zamanı olunca taraftarlarımızın. Bu maçta da bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyorum. Çok özledik. Cumartesi buluşmak üzere. Analizden ziyade bu işin bir parçası. Bir profesyonel olarak tabii ki rakibi analiz edeceğim. Hocalarım zaten bunu bize iletiyor. Ben de kendi çalışmamı yapıyorum. Üstüne koyarak gitmek istiyorum. Benim hedeflerim var. Hiçbir zaman ben yeterliyim diye demedim. Hep üstüne koymak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bunu son seneler iyi yaptığımı düşünüyorum ama kendimi geliştireceğim çok noktalar var. Onu da biliyorum. Ama her zaman bunu söyledim. Ben takım için savaşan bir kaleciyim. O yüzden kendi performansından ziyade takıma ne kadar yardım edebileceğim benim için. Come on!